Gül ve lavantasıyla ön plana çıkan Isparta'da bugünlerde farklı bir görsel güzellik yaşanıyor. Pembe gülleriyle ünlü Isparta'da bugünlerde ovalar kiraz çiçekleriyle beyaza bürünmüş durumda. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen doğa severlerse kiraz bahçelerinde bol bol fotoğraf çekiyorlar ve çekiniyorlar. Kirazlarıyla ünlü Uluborlu ilçesinde sakura yani kiraz çiçeği bayramı yaşanıyor adeta. Isparta Valiliği'nin himayesinde Uluborlu Kaymakamlığı ve Uluborlu Belediyesi tarafından organize edilen bir programla fotoğraf tutkunlarından oluşan yaklaşık 60 kişilik grup kiraz bahçelerinde en güzel kiraz çiçekli kareyi fotoğraf makinalarıyla yakalamaya çalıştılar. bizim insanımız yarım milyon insanımız Türkiye'den Japonya'ya gidip kiraz çiçeği fotoğrafını çekiyorlar. Biz de diyoruz ki gelin Uluborlu'da bizim Türkiye'nin kiraz bahçesi Uluborlumuz var. Burada kiraz çiçeklerini çekebilirsiniz diyoruz. Uluborlu'nun kiraz çiçeklerini geçen yılda çekmiştik. Ama bu yıl daha bir güzel bir organizasyonla geldik buraya. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Nasıl buldunuz kiraz çiçeklerini? Umduğumuz gibi daha güzel. Ben Osmaniye'den geliyorum, burada öğrenciyim. Isparta'yı çok seviyorum, Bu kiraz ağaçlarını da çok beğendim. Ben beyaz her yer, gelin gibi sanki, çok güzel yani. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Ee, kiraz çiçeklerimiz Isparta'mız için çok önemli bir yer kaplıyor ve biz de bunun için her şeyi vermeye hazırız. Ee, meyvesi başka, çiçeği başka güzel. Ee, yurt dışında malum çok büyük turlar gidiyor Sakura Bayramı için. Ee, aslında Sakura buralarda yani. Çoğunluk kiraz bahçelerinde ellerinde fotoğraf makinalarıyla çiçekleri görüntülemeye çalışsa da kimileri ise kiraz çiçekleri altında kitap okumayı tercih etti. Evet. Evet. Isparta valisi Ömer Seymenoğlu da fotoğraf tutkunlarıyla birlikte Uluborlu'da bu güzelliğe ortak oldu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna, ilçenin ekonomide can damarı olan kiraz ağaçlarını turizme de katmak istediklerini belirtti. E, Uluborlu'nun ekonomisine çok büyük katkısı olan bir meyvemiz. Adeta ana geçim kaynağımız olmuştu senelerdir. Ama artık e, Uluborlu'da farklı bir yaklaşımla e, kiraz çiçeği dönemini başlatıyoruz. E, kiraz çiçeğinin turizme çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. E, Uluborlu için de e, çok büyük bir getirisi olacak. E, kiraz çiçeği Bizim aslında e, Uluborlu'muzun tanıtımına en büyük katkı yapacak olan e, en büyük güzelliğimiz diyebilirim. Uluborlu Kaymakamı Şahin Demir amaçlarının kiraz çiçeğiyle yabancı turistleri de ilçede ağırlamak olduğunu belirtti. Görüyorsunuz e, cennetten bir köşe gibi bu kiraz çiçeğini kirazı olabildiğince farklı kitlelere daha fazla tanıtarak e, ana amacımız bunu dış turizme de açabilmek. Çünkü biliyorsunuz kiraz çiçeğimiz e, özellikle uzak doğu ülkeleri tarafından e, kutsal kabul ediliyor. Bu anlamda biz de çok mutluyuz burada insanların misafir etmekten, onları ağırlamaktan. Olabildiğince daha fazla kitleye ulaşmak istiyoruz inşallah. Isparta'nın eğitim ve sağlıkta iyi bir noktada olduğunun altını çizen Vali Ömer Seymenoğlu, hedeflerinin meyvecilin yanında bu görselliği yurt içinde ve uluslararası boyutta fırsata çevirmek olduğunu söyledi. Isparta'mız eğitimde, sağlıkta önde gelen şehirlerimiz arasında. Ancak biz istiyoruz ki Isparta elimizi turizmle de öne çıkartalım. Çünkü Isparta elimizde göller, milli parklar, tabiat parkları, oldukça bol ve gezilebilecek, ziyaret edilebilecek imkanlar sunmakta. Ama bunun yanında meyveciliğimiz elbette Isparta genelinde ön planda elma başta olmak üzere kiraz ve diğer meyve türleri olmak üzere. Ancak biz sadece bunu meyve üretimi veya sanayiye yönelik meyve ee, Üretimi anlamında düşünmüyoruz. Bu görselliği, bu güzelliği bütün insanlarımıza, Ispartalımıza, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza ve uluslararası alanda bu tür e, mekanları ziyaret etmeyi düşünen, e, turistlerimize de tanıtmak için bir fırsata çevirmeyi düşündük. Onun için bugün buraya bir gezi düzenledik. Sağ olsun e, fotoğraf kulüpleri, dernekler de bize destek verdi. Hep beraber şu anda Uluborlu ilçemizi geziyoruz. Hem e, kırsal kalkınmaya, kırsalda yaşayan insanımıza az da olsa bir gelir kaynağı olarak e, bunu fırsata çevirmeyi planlıyoruz. Hem de e, bu imkanlara sahip olmayan böyle toprağı, güneşi, doğal yapısı olmayan ülke insanlarının da bu fırsatı verip buraları ziyaret etmeleri için bir tanıtım maksadı taşıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağımıza eminim. Vali Ömer Seymenoğlu ardından beraberindeki heyet ve fotoğraf tutkunlarıyla birlikte Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin aynı anda görülebildiği tarihi Uluborlu Kalesi'nin bulunduğu bölgede incelemelerde de bulundu. Şehir bir anda büyüyor ve Selçuklu'nun merkezi durumuna geliyor. Aile burada yaşadığı için de Selçuklu yıkıldıktan sonra o kalıntılardan Hamitoğulları Beyliği burada kurulmuştur. Şurada gördüğümüz cami bakın Alaaddin Keykubat Camii orijinal olan sadece minaresidir. 1909 yılında olan bir yangında cami tamamen yanmış. Minaresi ve mihrabı orijinal Selçuklu eseridir. Bölgenin tarihi geçmişiyle ilgili katılımcılara Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdullah Bakır tarafından bilgi verildi. Vali Ömer Seymenoğlu Uluborlu ilçesinde son olarak Selçuklu devleti zamanında yapılmış ve geçtiğimiz yıl tadilatı yapılarak yeniden ibadete açılan Bahçe Camii'ni de ziyaret etti. Kim?